Sinirlisin evet, mi? Tamam. Merhaba. Biz Danışment Tabiat Parkı'nda kalıyoruz karavanımızla. Burası Danışment Tabiat Parkı'ndan yaklaşık 30 dakika sürüyor arabayla. Karavanla buraya gelmeyi denemeyin. Yollar kötü. Benim Egea aracım var. Onunla yavaş yavaş gelebildim, öyle söyleyeyim. 30 dakika sürdü ama toplamda yine. Yollar bayağı kötü. Yollar kötü, evet. Çok altı ingin olan araçlar çok dikkat evet, etmesi lazım. Yani Corolla falan gelemez diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Ama sevdiniz yani mi? Çok güzel suyu var. Çok temiz denizi arkamda görebiliyorsunuz. Burası işte İtalyan koyu dediğimiz yer. Burada çadırla kamp yapılabiliyor. Kimse bir şey demiyor. Yani var, şöyle göstereyim. Şöyle yavaştan dönüyorum. Böyle çadır kampı kuranlar var. Ancak dediğim gibi özellikle çekme karavanla buraya gelmesi imkansız gibi bir şey, yani denemeyin. Ama dediğim gibi aracınızla gelebilirsiniz. Ya biz de merak ettiğimiz için geldik. Danışment'te geçen önceki haftalarda da gelmiştik. Orayı tekrar beğendiğimiz için tekrar oraya geldik. Aslında Danışment'e gelmeden önce başka bir yerlere uğradık. Ama hiçbirinin denizini beğenmedik. Memnun kalmadık. Denizin ve etrafı da çok güzel değildi aslında. O yüzden biz tekrar Danışment'e uğrayalım dedik ve karavanımızla oraya yerleştik. Evet, kamp yapılacak en iyi yer bence Saros'ta Danışment Tabiat Parkı. Yine tavsiye ediyorum ben orayı. Yani Erikli'nin sahili çok güzel aslında ama kesinlikle yasak. O yüzden biz de Erikli'ye yakın Danışment'i tercih ettik. Arabayla gidebiliyorsunuz. Bugün cumartesi olduğu için yasak da yok. Biz kenarından bir de İtalyan koyu nasılmış diye merak ediyorduk. Bayağı da evet. Bulmak da zor. Ama gerçekten güzelmiş yani. Beğendik. Şöyle bir şey yapsana. Çok güzel. Çok beğendik. Çocuklara da gösterelim. Çocuklar yüzüyorlar. Şöyle kumunu falan gösterelim. Tuna, Nilüme hadi bir yüzün bakalım, görsünler. Hadi onu bırak da yüz. Tamam. Ayağım yere doğru değiyor. Şimdi biz de denize gireceğiz. Evet. Aslında bir yer daha varmış. Orayı da bulabilirsek çekelim, kaleye çıkalım. Evet, İtalyan koyunda. Neresi diye bayağı bir araştırma yaptıktan sonra biz bulduk. Erikli'nin hemen sol tarafında kalıyor. Karşıda radar kulesi var. Onun hemen aşağısı. Şöyle aşağıdan çekim yaptık ama bir de yukarıdan gösterelim istedik size. Biz çok beğendik burayı. Aynen. Güzel. Yolda giderken yolun da nasıl olduğunu gösteririz. Yani ooo evet. Koy tamamen gözüküyor. Kumsal da çok güzel. Aynen. Bizim çocuklar da aşağıda. Tuna! Bana zoom yaptım, onlar gözüküyor şu anda. Normale geri döndüm. Evet. Koyu yukarıdan komple çekiyoruz. Böyle işte. Yavaş çekiyor. Böyle yavaş sağa kaydırıp yavaş sağa. Yavaş yavaş. Geçtik. Tekrardan. Koyun tamamı burası. İtalyan koyu. İtalyan dalan koyu. Çok fazla var. Biz de evet. Şimdi okenle biraz dalış yaptık. Ufak balıklar gördük ama büyük balık şurada. Açılanlar var, atanlar var. Yakaladılar mı görmedik tabii. Evet. Ve hafiften aşağı inelim dikkatli. Aynen. Şurada küçük bir böyle gizli alan gibi. Mağara gibi aslında. Mağara gibi bir yer var.
Zaten böyle çadır da kuruyorlar buraya. Kale. Neydi? Kale koyu da deniyor buraya. Evet. Şurada senin orada ne var merak ettim. Ha bakalım. Dikkatli ol. Güzel çekiyorsun değil mi? Onu yani da... dikkatli ol. Dikkatli de ol ama aynı zamanda aynen. Evet. Oo havuz gibi. Benim gördüğüm acaba burası mı? Bilmiyorum. Ama yok ya biraz kirli. Çok temiz değil. Yani. Aa burada küçük doğal bir havuz var. Güzel evet. Çeksene şöyle. Çekiyorum. Zoomladım. Tekrar zoom çektim. Gizli bir koy var aslında baksana. Evet kamp da yapmışlar. Aslında buradan atacaksın balıklar şu kayalıkların dibinden. Evet. Evet. Burada kamp yapan arkadaşlar var. Şimdi tırmanıyoruz. Gel gel buradan gel yanından gel. Hayır hayır buradan gel. Tamam sen oradan çık. Ben de buradan çıkıyorum. İtalyan koyu güzel ya. Olta atanlar böyle. Sol taraf uzun bir iç dedikleri yer. Evet. İtalyan koyunun sol tepeye doğru. Çıktık. Sola doğru yürüyoruz. Ne var biz de bilmiyoruz. Bakacağız. Kalenin kalıntıları buraya. İtalyan koyu aynı zamanda kale koyu diye de geçiyor. Kalenin kalıntıları da var aslında. Bu taşların hepsi zaten kaleden kalmış. Evet gördüm. Kalenin kalıntıları. Oo, yalnız buralarda kayaların üzerinde su çok temiz. Aslında buradan da görebiliriz deniz ayakkabı. Çocuklar orada kaldı aynı. Uzun kumun insanın yiyemez ya. Evet acaba uzun kum. Uzun kumun yolu normal mi? Yani normal olabilir bilmiyorum öyle diyorlar. Bir, şimdi oraya doğru zoom yapacağım. Yani uzun kumun yolu normalse uzun kum beach yazıp oraya gelip oradan hemen sağdan yürüyüş mesafesinde aslında burası. Evet. Ama orası çok pahalı. Aynen. Yani biz aradık karavanla kalacağız dedik uzun kumda. Günlüğüne 250 lira diyorlar. Ve biz şu anda Danışman Tabiat Parkı'nda kalıyoruz. Ki orası da güzel yani de sırf burayı görmek için geldik. Orada biz günlüğüne 75 lira ödüyoruz bir kere de. Bir de araç için 38 lira ödedik bir kerelik. Yani 3 günlüğüne 268 liraya kalabiliyoruz. Burada da evet küçük bir koy daha var. Bir koylar. Aynen ve adam yakalamış sanırım. Çünkü zorlayarak çekiyor. Takıldı mı? Oltası takıldı.
Ya da balığı zorlayarak mı çekiyor bilmiyorum. Olta mı takıldı anlayamadım. Ya da büyük balık çekiyor. Ama çok zorluyor. Olta takılmış olsa bilemedim. Değişik yüzük oradan var. Bak şurada da var. Orada. Aa, orada da var. Aynen. Şöyle göstereyim. Orayı nasıl görüyorsun? Orayı da zoomlayalım. Orayı da görmek istedim. Uzak olur ya. Çocuklardan ayrı. Evet. Dönüyoruz da. İtalyan koyunun yolları arkadaşlar. Evet. Bu karşıdan gelen yol. Bu normal. Şimdi evet. Döneceğimiz yol. Gidebilmek için 1,5 kilometre düz devam edin. 1,5 kilometreymiş bu şekilde bir yol gitmemiz gerekiyor. Yollar çok kötü, çok kötü diye söyleniyor. Bizi korkuttular. Yani kötü, evet. Şimdi birazdan en kötü yerine de kadar sizi göstereceğiz. En kötü dün birazdan geliyor. Yani çok kötü ama arabanız yüksekse bir de yavaş ve dikkatli giderseniz İş olmuyor. Gelen bir sürü araba vardı. Evet. Hatta altı engin olanın araba yani bile gelmişti. Honda gördüm. Nasıl gelebilmiş bilmiyorum. Belki diğer yoldan gelmiştir. Ama diğer yolda yani böyle taşlıklı çok da böyle mükemmel bir yol değil. Biz buradan sağdan gelmiştik. Sağdan gidelim. Aynen. Şuradan şöyle. Gidiyoruz. Evet, şurayı geçtikten sonra zaten gerisi önemli değil. Sanki biz az bir önce soldan gitmiştik. Soldan gelmiştik. Soldan yine soldan mı gitsek yine bilemedim. Yani sol daha iyi ya. Soldan devam ediyoruz. Yani evet. Sanki sağ daha düzmüş ama geçmiş olduk artık. Evet, bizim gelirken de buradan geldik ya o yüzden. Evet, ama şöyle geçebiliyoruz. Ama bu araba da geliyor mesela. Evet. O sağdan gitti. Sağ daha düzmüş. Biz niye sola girdik bilemediğimiz için girdik. Gelirken buradan geldik diye. En azından arabamız geçebildi diye. Ve geçtik. Aynen. Evet. Arabamızın altını vurduk birazcık. Gördünüz. Sesi duyuldu. Evet. Yavaş. Tamam, bu kadar. Bundan sonra daha bu şey yok yani hani bir böyle. Bir tane daha var. Yani en azından bu kadar zoru yok diye hatırlıyorum. Bir tane daha var diye hatırlıyorum. Nasıl? Yolda göreceğiz. Bulutlara bakar mısın? Ne güzel. Hı. Yol gözüküyor mu şöyle? Yola iyice çekeyim. Evet, biraz yukarıdan çek. Ama gene de gözüküyor diyor yine de. Çektim o kötü yerleri ya. Ya buralar zaten her aracın gidebileceği tarz aynen yerler. Buralarda gidebilirsin. Böyle 3-4 tane kötü yer var. Evet. Onun dışındaki yerde normal gidebilirsiniz. Hatta şuraya gelince ikinci vitesi takabiliyoruz. Diğer taraflarda birinci vitesi gitmekte fayda var. Böyle bir şey çok ne kadar kaldı? 900 metre kaldı. Yani ana yola çıkmak ondan sonra zaten şey. Çok değil. 2 kilometre miydi böyle kötü? 1,5 kilometre. 1,5 kilometre. Bir de oradaki taşlık yolun olduğu bölüm var. İşte onunla beraber 2 kilometre oluyor. 2 kilometre evet. 2 kilometre. Stadze yol. Ama 2 kilometrenin hepsi böyle değil. Evet, az önce yani gördüm. Şurada. Sırada, evet, burası dur, da. Yavaş. Evet. Şimdi burada nereden gideceğiz? Aynen. Şöyle. Full sağ ver. Aynen. Adam tarlama girmesinler diye taş koymuş bir de. Aynen. Yani debriyajla falan geçmek gerekiyor. Evet. Az önce ben bir yerden vardı demiştim. Hatırlıyorum. Evet, sağ. Yine sağ. Full sağ. Geçtik mi?
oluyor. Yani. Yalnız gerçekten adamın tarlasına giren çok olmuş. Ama şu yol yapılmalı bence ya. Yani bir ya çakıl dökün. Ya. 2 kilometre çok bir şey değil ya. Çakıl döksün, ne bileyim. En azından kepçe falan düzleştirsin, bir şey yapsın. Yani özellikle mi yapıyorlar yolu bozuk bilmiyorum. Yolu bozuk olduğu için aslında bir yönden şöyle bir güzelliği var. Çok kalabalık olmuyor. Kalabalık olmuyor. Toplasan 15-20 araba gelmişti. Çadırcılar çok vardı. Balık tutanlar çok vardı. Orada geceleyenler de oluyormuş. Ama şöyle, aslında orayı çekmedik değil mi? Bütün çöpler bir tarafa yığılmış. Bana evet. Şeyi hatırlattı. Hatırlıyor musun? Şile, Ava'da şeye gitmiştik. Neydi? Bir koy vardı. Hatırlıyor musun? Evet. Neydi o koyun ismi? Gelmedi yani. Şey, güzel kayaların arasında falan. Neydi koyun adı? Hatta benim sitemizde fotoğraflarımız da var orada. Dikili koy muydu? Taşlı koy muydu? O koya benzettim. Orada da herkes yiyip içip, kamp yapıp, çadır kurup çöplerini bir yere yığmışlar. O kadar çok çöp vardı ki çöp alınamaz yani. Orada belediye ekiplerini suçlamamak lazım. Çünkü çok kötü bir yer. Oraya nasıl sen çöp atarsın? Götürdüğün gibi taşı yani. Getir onu geri. Burada ama belediye çöpü alabilir. En azından belediye aracı gelebilir diye düşünüyorum. Gelebilir buraya ya. Buranın en azından yolu var. Orada yol yok. Aynen. Yani gördüğünüz gibi iki tane zor yer geçtik. Zor muydu? Zordu. Ama yani ben Ege'yle çok hafif bir altını vuraraktan geçebildim. Dikkatli tabii. Dikkatli olmasanız kötü. Onun haricinde yol böyle yani gidilebilir seviyede. Aynen. Ama koy çok güzeldi gerçekten. Evet. Güzel. Görmeye değer. Ya biz tertemiz bir defa yani. Tertemiz koy. Güzel. Biraz şöyle bir şey var. Girince hemen 5 metreden sonra derinleşiyor. Onu bilmek lazım. Aynen. Saros'a evet. Göre biraz değişik bir tarz oluyor. Saros normalde git derinleşmez ama burada yani 5 metreden sonra boynuzu yutuyor diyebiliriz. Yani kıyıdan 5 metre falan ama hani çocuklar girebiliyor. Yani o 3 metre alanda yeterli olabiliyor. Tam sola dönüş. Aynen. Evet. Aslında tam yüzmelik alan. Böyle çok fazla mesela geçen hafta gittiğimiz Saros Camping'de gidiyorsun 1 kilometre hala laf olsun diye değil gerçekten 1 kilometre dizine geliyor yani gerçekten hani şaka değil 1 kilometre gidiyorsun hala çocukların dizine geliyor bizim de değil yani yürü bitmez biz o yüzden bot almışız dedik orada işimize yaradı ama buraya bot getirmedik araç giriyor evet. Şimdi biz buradan şimdi sola döneceğiz. Sola döneceğiz aynen. Sola zaten dönünce Erikli'ye ulaşıyoruz. Yani Erikli'den gelirken de sağa dönmüş oluyorsunuz. Kale Koyu diye geçiyor. Biz zaten videonun altına yorum olarak şeyi de yazacağız. Oradan görebilirsiniz. Konum bilgisini de ekleyeceğiz. Hatta videonun içine o yanlışlıkla bana attığın konumu da atarız. Aynen. O da olur. Yani konum bilgisini görmüş olacaksınız. Yani çünkü biz ararken biraz bir şaşırdık, yanlış yerlere gittik falan. Konum bilgisi de olacak. Evet.